Kasaba gittik. Kırmızı et. Etin rengi ne kadar koyuysa, ne kadar kırmızıysa veyahut da siyah çalıyorsa. Siyah diyorum, mesela karaciğer, sakatat ve siyah çaldığı için renk tamamıyla dünyada en demiryönden zengin. Sakatatların hepsinde kırmızı ve siyah tonlar hakim olduğu için oradan bileceğiz ki sakatatlarda demir çok çok zengin, miktar olarak çok zengin. İçlerinde hayvansal gıdaların hiçbir tanesinde lif yoktur. Lif sadece bitkilere aittir. Dolayısıyla et ve et ürünlerinde olsun, sakatat ve ürünlerinde olsun zaten lif olmadığı için bunların içerisinde bulunan demir de rahatlıkla bağırsaklarımızdan emilip kana karışacak ve bizim demir eksikliğimizi giderecektir. Et alacaksak koyu rengi doğru gideceğiz. Kasaba gittiğimiz zaman sakatatlardan karaciğer, işte ondan sonra yürek şeklinde gidebilirsiniz. Sakatatların hepsinde çok fazla miktarda var. Ha bu arada kabuklu deniz ürünlerinde de var. Ama kabuklu deniz ürünleri mesela istiridye, istakoz gibi, karides gibi. Ama ben onları çok önermiyorum. Çünkü kabuklu deniz ürünleri kötü kolesterol ve kolesterol yönünden çok çok zenginler. Hani kansızlıkta demir ihtiyacını gidereyim derken kabuklu deniz ürünleri tüketerek kolesterolü ve kötü kolesterolü de çok yükseltmiş olabilirsiniz. Gerçi aynı risk sakatatlarda da var. Ama her zaman şunu söylüyorum. Bugünkü konumuzu şöyle düşünün. Bende kansızlık var ciddi oranda ama kalp ve damar sistemim sağlıklı. Onda çok önemli bir problem yok. Diyabet sorunum yok. Kanser sorunum yok. Ha düzenli de hareketli de bir yaşamım var. Ama kansızlığımı gidermek istiyorum. Tedaviye destek vermek istiyorum yiyeceklerimle diyenlerdenseniz o zaman bizim anlattıklarımız gerçekten kaş yapayım derken göz çıkarmayın diyorsunuz aynen. Yani. Peki şu ve kasaptan kasaba gittik ve kasapta kırmızı eti seçerken en iyisi ya da reyonlarda, hipermarketlerde hayvanın kuyruk kısmına doğru gidin ve o taraftan alın. Ve arka ayaklar kısmından yani kuyruğun hemen altındaki sokum, nuar, rosto, tranç, yumurtalık, incik veyahut da kuyruğun biraz önüne doğru gelin bel kısmı, üst bel kısmı, kontrfile ve bonfile. Bu kısım etler yani hayvanın üstündeki bel kısmındaki etler ve kuyruk kısmındaki etler demir yönünden çok daha kaliteli. Neden? Çünkü evet etlerde bitkilerdeki gibi lif yok. Ama lifin karşılığı bir bağ doku var. Biz buna kollagen doku diyoruz. Bu bağ dokuda aynen nasıl bitkilerdeki lifler o yararlı mineralleri bağlıyorsa, ette de bağ doku, kıkırdak doku ne kadar fazlaysa, etin çiğnilebilirliği ne kadar zorsa, o zaman kalsiyum ve demir de o kadar bağlanmış oluyor. En yumuşak etler, dolayısıyla kalsiyumu kıkırdak doku tarafından, bağ doku tarafından en az bağlanan etler bel kısmında, kontrfile, bonfile ve Yani yumuşak kuyruk kısmında. etleri yersek Evet. demir emilimimiz çok Evet. daha fazla oluyor. Artı Aytuğ Bey, hindi etini, tavuk etini tercih edelim. Çünkü hindi etinde demir miktarı çok daha fazla. Genellikle 2 yaş ve üzerini tercih edelim. Yani dana eti, sığırlarda yaşlı hayvan etlerinde, hayvan yaşlandıkça çünkü demir miktarı artar. Bizim söyleyeceklerimiz bunlar ama ben unutmadan hemen arkasına eklemek istiyorum. Hep kırmızı etten bahsettik dikkat ederseniz. Salam, sucuk, sosis bunlar da yani et ürünleri de demir yönünden çok zengindir. Bileceğimiz olay şu, etler ve et ürünleri demir yönünden sizin birinci sıranızda olacak.